proprio per il mio impegno, però per il tuo progetto, per il tuo progetto. Son zamlardan dolayı gerekse çiftçi olsun, gerekse esnaf olsun, gerekse bunu yükleyen nakliyeciler olsun hep beraber büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce aldığımız malı tekrardan yerine koymaya gücümüz yetmiyor. 2,5 lirayken buğday şu anda 5,5 lira olmuş. Her zaman aldığımız, sattığımız malı yerine dolduramıyoruz. Mal eksikliği de var. Elimizde mal eksikliği var. Büyük stokçular stok yapıyor. Onun için küçük esnaf elindeki malı bitirdikten sonra mal sıkıntısı yaşıyor. Ondan dolayı da bu sıkıntı yaşanıyor. Yani biz elimizdeki malı sattığımızda yerini dolduramıyoruz şu an. Vatandaşın alım gücü çok kötü durumda. Geliyor, daha önce gelip bir çuvalını 150 lira alırken şu anda 300 lira olmuş. Alamıyor. Geliyor bize diyor ki nasıl oluyor bu, %100 zam oluyor. Biz bunun karşısında halkı yeteri kadar şey yapsak da açıklasak da tatmin olmuyorlar. Diyor ki nasıl oluyor böyle %100 zam oluyor? Biz büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Kahta halkı zaten büyük bir kısmı fakir bir halktır. Genelde hep ev ekmeği yapıyorlar. Gelip un alıyorlar. Un almaya güçleri yetmiyor. Gerçekten zor bir durum yaşıyor. Esnaf olarak, halk olarak büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Sincik, Samsat, Gerger. Bunlar hepsi kahtaya bağlı. Hepsinin alışverişi kahta buğday pazarında olmak üzere büyük bir iş şeyine sahibiz. Onun için burası bize çok küçük gelir. Gerekse çevre halkımız, komşularımız bizden rahatsız oluyor. Yaz aylarında adamlar pencerelerini açamıyor. Evin içine tuz giriyor. Adamın bir hastası olduğunda gece saat 11'de burada yükleme olduğunda geliyor diyor ki bu ne biçim bir iştir diyor. Biz evde hastamız var, biz çok rahatsız oluyoruz. Biz devlet yetkilileri bize dediler ki biz burada bir diş hastanesi yapılacak. Biz size yine bir yer tahsis edeceğiz. Biz de dedik ki böyle olursa çok güzel bir şey olur. Evraklarımızı tamamladık. Başkanımız gitti Ankara'ya. Allah razı olsun. Kaymakamımız, valimiz, herkes bize yardımcı oldu ilk başlarda. İş son aşamaya geldiğinde dediler ki olmuyor. Biz burayı başka bir kuruma tahsis edeceğiz. Şu anda biz hepimiz mağdur olmuş durumdayız. Dükkanlarımız zaten küçük. İçine zaten mal koyamıyoruz. Küçücük. Görüyorsunuz. 2-3 çuval mal koydun mu dükkan tıkanıyor. Dükkanımızın içinde oturma hakkımız bile kalmamış. Biz dışarıda kalıyoruz. Zaten bizim buğday pazarının yeri alçak bir yerde. Bir yağış olduğunda burada büyük bir su geçiyor ve herkes mağdur oluyor. Yani buğdayın pahalanması zaten çiftçilerimiz gereken desteği alamadığı için
Mesela örneğin ben kendim söyleyeyim, benim birkaç dönümüm var, ekmedim. Niye? Tohum pahalı, gübre pahalı, mazot pahalı. Bunu kaldırıp indirir zaman benim maliyetimi karşılamadığı için yani olumsuz doğal olarak etkileniyoruz yani. Vatandaşın alım gücü sıfır. Yani biraz önce beni aradılar, bir torba ne kadar? 300 lira dedim. 350 lira yani. 50 kilosu 350 lira. Nasıl olur böyle diyorlar. İşte buğday pahalı. Şu şöyle böyle derken adam alamıyor diyor, kalsın diyor. Yani yer olarak zaten bizim bu buğday pazarı nereden baksanız 40 seneyi aşmış yapmışlar. Bunu yaparken yazhane olarak kullanmışlar. O zaman Kahta'nın nüfusu ya 50 bindi şuydu. Şu anda 150 bin nüfusumuz var. Yani çevre illerle falan 200 bini buluyor. Ama mal dükecek yer yok. Etrafımız hep şu anda şehrin tam göbeğinde kalmışız. Etrafımız evlerle dolu. Akşam 10'a kadar bazen yazın mevsiminde yüklemeler falan yapılıyor. Komşular sürekli, polisler, emniyet güçleri sürekli gelip işte çalışmayın. Ama sonuçta bu mal kalkıp gidecek yani. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Artı bir de Kahta küçük bir yer değil. 30 ilden büyük bir ilçeyiz. Etrafımızdaki bütün küçük ilçelerin buğday pazarları şu anda son derece modern bir şekilde yapılmış. Ama gördüğünüz gibi biz halen 50 sene önceki barakalarda iş yapıyoruz yani. Tabii ki yani akaryakıta gelen zam sadece buğday pazarı esnafını değil bütün halkı etkiliyor. Bu gelen zam gelen malların maliyetini yükseltiyor. Yükselince de bu gıdaya yani bütün gıdaya yansıyor. Tabii ki yani bu gelen zamlardan ben ve bütün halk elbette etkileniyor ve etkilenecektir de. Şu an ekmeklik buğday 5-5,5 bazen 6'yı da buluyor kilosu. Şu an dün ekmeğe yine bir zam geldi. 2 liradan 2,5 liraya yükseldi. Elbette yani buğdaya gelen zam ekmeğe de yansıyor. Ekmeğe yansıyınca vatandaş belli bir mağduriyet yaşıyor. Bizim buğday pazarı başkanımızla birlikte bütün kurumlara gittik. O kurumlar bize dosyaları verdiler. Ve dediler ki iş Ankara'ya kalmış. Biz Ankara Bakanlığı'na gittiğimizde bize dediler ki eğer milletvekilleriniz size yardımcı olursa bu iş olur. İş son aşamaya geldiğinde her ne hikmetse ne olduysa biz de bilemiyoruz. Ancak büyüklerimiz bunu bilir. Ha, büyüklerimiz bu saatten sonra biz onlardan tek dileğimiz bize yardımcı olsunlar. Bizim bu mağduriyetimizi gidersinler.